o tarz mı? Tak tak. Evet. Kim o? Aynen. O tarz mı? Evet. Böyle olmaz. Çalışılmamış. Hayır, çalışmadı. Ama çünkü bence cevap vereceğini düşünmedim. Tamam. Ve ben oraya hemen tak tak deyince güleceksin zaten. Ha. Nasıl bedavacılık? Evet. Ben hiç şaka yapmayacağım, sen güleceksin sana. Evet, evet. Komik. Ben varlığımla seni mutlu edeceğim. Peki. İddialı. Ha, o da. Ha, okey. Tak tak. İnsanı zor durumda bırakıyorsun. Evet, gülsün mü yani? Ben gülüm mü? Hayır, gülme. Hayır, gülme. Gülme. Aç. Açmayın. Kim o, kim o? Açmayın abi. Bunu açmayın. Kim o deyim bana? Tak tak. Gitir. Kim o abicim? O tarz mı? Hangi o tarz? Ne istiyorsun? Hangi o tarz mı? Can Bomba, Bengal Park, İsmail Yüksel ve Can Temiz'in sunduğu haftanın en çok dinlenen programı O Tarz mı? Şu an yere bakıyoruz hepimiz. Açma dedim Bengi sana. Evet. Ve başına çok ısrarcıydı. Bir bölümün daha başından... Önemli bir şey var sandık. Bir bölümün daha başındayım. Arkadaşlar oturacak ya, çok uzun süre tatil yaptık. Bütün podcast reflekslerimiz şey oldu. Birazcık kaslarımız şey oldu. Konuşmamız da şey oldu. Her şey şey oldu. Bir programa daha hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Bakın neler oldu. İyi, sen nasılsın? Kot giymişsin. Kot giydim. Tamam. Nadir daha yani şey karşılaşılan kod farkı var sizin aranızda. İkinizin. Olur mu bu? Olur. Bir isim yani, ne yapayım? Tak tak şakası mı yapayım sen burada? Sen iyisin, ben kötüyüm ha? Evet. Tamam, böyle olmaz. Demek ki... Demek ki boş. Boş ver be. Bir şarkı mı söylesek? Aman. Ben de bir şarkı diyorum. Sabah programı oldu. Bir faksımız var, onu okuyayım ben. Hanımlar beyler, burası O Tarz mı? Ben Deniz Can Bonomo, sevgili Bengi Apak, İsmail Türksev ve Can Temiz'le birlikte 5. sezonun 2. bölümünden sizlere neşe dolusu kucaklar, neşe kucak dolusu öpücükler, kelebek dolusu gülücükler. Evet. Nasıl? Çok güzel. Çok şey. Kötü be. Bu da bir şey. Burası bir ben tavsiye programı. Ben ciğerim galiba. İyileşirsin şimdi. Kalbim ağrıyor. Burası bir tavsiye programı. otarzmi@gmail.com adresine yolladığınız soru ve sorunlara içtenlikle cevaplar veriyor. Çıkamadığınız işlerin içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. Haftanız... Acıktım ben ya. Şirin de var mı burada? Ben ciğerimden su çektireceğim böyle. Oh, emcik of the day. Evet. Güzel. Evet. Gül kayısı korusu. Böldüm ikiye. Yarısını... Senin yeni şiir kitabından mı? Gül karası koyusu. Böldüm iki. Gül koyusu karası. Böldüm ikiye. Akşamlar falan gibi. Gelsin alsın kalbimin yarısı. Hadi bakalım. Aa. Ha, aynen. Mani gibi mi? He? Mani gibi mi? Ben, bana kimse mani olmadı. O kadar heyecanlandık ki cümlenin sonu gelmeden gülmeye başladı. Gerçi o gülmeye kadar başladı. Bayıla bayıla yaptı yani. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Toplum dinleyene haksızlık buna. Bence şu ana kadar yaptığımız şey. Harika bir film izlediniz mi bu hafta? Bu hafta harika. Ha, ben öyle gülünce Joker geldi aklına. Buyursun. Ben Politicians'a başladım. Okay. Dizi. Dizi. Biraz sevdiğim gibi, daha iki bölüm oldu. O kadar tatlı ayar verdi ki bana dizi. Değil. Dizi. Ama bence değişik bir kafası var. Hiç de sevmem şu kafası kelimesini ya. Bak, yaptın. Ben iki şeyden hiç hoşlanmam bunu. Okay. Çok sert. Bu okay. Neyin kafası ya muhabbetinden? Bir. Ne var abicim? Ne ya? Ne var? Çok kötü gerçekten. Abi haklısın. İkincisi. Bu neyin kafası? İkincisi. Aynen. İkincisi. Ya da kadın. O zaman dans. Güzel. Renk mizahı yapan insan. Evet. Ya of. Bak. Çünkü çok eskidi. Yeter, daha eskimese de komik değildi de o. O da artık camın üstünde yürüsün ya gidip. Cam kırının üstünde yürüsün. Ne içiyorsanız bize de gibi bir şey oldu. Yeter artık. Ha, şey, ne ben çok sıkıldım bu mizahlar bitsin. Bir de vardı. Oh, ya ne içiyorsan ya, aynısından bizi diyor. Ve yani çok ya. O komik zannı sen genelde sen bu kafaya kızlar. Ulaşmak için. Aynen. Ay evet, sen bu kafaya ulaşmak bak, için. Bak, senin sevmediğin iki şey bir arada. Kafa da var. Ne içiyorsan. Aynen. Bu kafaya ulaşmak için ne içi... Bak bir de bütün neş... bütün ben inancıyla. Ben böldüm, kılıçtan böldüm şu an herif ikiye. Bütün inancıyla, bütün neşesiyle, deli deli bakan gözlerle bir şey söyleme hakkın var, bunu söylüyorsun. Bu şakayı yapıyorsun. Çapsız köpek. Çok çok haklı. Evet evet. Haklı başladı yine sezonu. Nefretimizi evet. Kustuk hadi. Aynen. Oo. Soru. Bir sıfır önde başladı. Ay benim. Bana bir rahatlama valla geldi. Ben rahat, benim gözüm açıldı biraz. Sezonun ikinci bölümünden daha rahatladım ben çocuklar. Bu neyin rahatlaması ya? Bu neyin rahatlaması abi? Ne içiyorsanız bize de verin ya. Ben senin... Bir de bak bu cümleyi söylerken kafaları bu arabaların arkasındaki aynen, o sallanan... Köpek gibi. Of. Neyin kafası, neyin kafası ya? Abi ya? İşte o arabada sallanan köpeğin kafası. Ha. Palyaço almaya geldiler abi, onun siren sesi o yaptı. Evet. Ben sorulara geçeceğim, yoksa birinizin canını yakmaktan korkuyorum.
Bu haftada sorularımız var. Bunun sorulara cevap vereceğiz. Güzel özetledin. Aynen. Yani bütün program aşağı yukarı bununla ilgili. Hemen bir kadın şefimizin, dinleyicimizin sorusuyla başlıyorum. French Press. French Press diyor ki: selam şefler, adım French Press. Ben beyaz yakalı bir şefim. Bizim ekibe geçen ay yeni bir satışçı Duman Show hanım katıldı. Direktörümüz o geldiğinden beri bir garip davranıyor. Terminator gibi huysuz, nalet adam. Oldu size bir pambuk. Evet, pambuk. Bir de ofisin altında spor salonu var. Bu satışçı hanım her öğle arası gidip squat falan yapıyor. Geleceğim oraya. Bütün ofis erkekleri, hatta yer yer kadınları bile peşinde. Direktörümüz de aynı saatlerde spora başladı. Fakat adam yaşlı. Geçen kardiyo sırasında yığıldı, acile kaldırdık. Bir hafta geçmedi, yine sporda. Sonra bir daha taşı kardı geçirdi ama yılmıyor. O squatlara bakacak illa gidip. Bu adam çok yaşamaz, ölür iki ayağı. Tam da pamuk gibi olmuştu. İyi anlaşıyorduk. Benim terfi de yakındı. Sizce ne yapayım? Ölmesini göze alıp şansımı zorlayayım mı? Yoksa müdahale edip karısına haber uçurmak falan gibi eski huysuz haline dönmesine razı mı olayım? Eğer ben olduğumu öğrenirse de kesin kovulurum ama vicdanım rahat değil. Ölse vebali bende mi? Ne olur bir yardım edin. Yine marul gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Öğle arasında bak, squat yapmak. Öğle arasında gidip squat yapıyorsan bir kere yaptın, iki kere yaptın. Üçüncü squatta demen lazım ki kendine, wow, ben yanlış bir şey yapıyorum. Bak, üçüncüde. Ha, yatırımımı ben nereye yapıyorum? Üçüncüde gelmesi lazım aklına. Yani bu da eğer hani üçüncü squat'ı diyorum. Üçüncü squat'ı, okey ya, bu böyle ortalama bir zekaysa. Tamam. Ortalama bir zekanın altındaysa. Ve ortalama bir popolunun üstünde belli ki. Helal. Ondan sonra böyle bir duşa girdin. Ay, şimdi işe gitmem lazım falan derken duşta öyle bir aydınlanma yaşarsın en azından. Dersin ki, peki neden? Neden bu buradayım? Keyifli bir aktivite olmuş? Duşta nasıl yaşıyorsun aydınlanmayı? Abi ya sabah erken kalk ya, git öyle sporuna. Öyle aramda çünkü yapıyorum. Popo çıkıntısı, evet, su dolmaya başlıyor. Kız formunu kaybetmek istemiyor. Çünkü hayattaki tek şey elindeki görüntüsü olduğunu düşünüyor ve bunu kaybetmek istemiyor tamam, herhalde. O sabah git spora. Bazen baktım benim öğle arası spora giden arkadaşlarım erken var. Erken kalk lan. Nasıl öyle ya şey abi, altta kalkmak zorunda olan insan var yetişmek. Yani böyle plaza gibi yerlerde çalışıyorlar. Evet. Bir buçuk spor saat değil mi öğle arası zaten? Evet. Tamam, yarım saatinde işte sporunu yapıyor, salatasını alıyor, geliyor ofisinde oturarak yiyor işte, çalışıyor. Duş varsa bence sorun yok. Bu böyle bir şey mi var? Var. Bu bana çok mantıklı geldi. Bu bir beyaz yakalı olayı hakikaten. Ben artık yani yaptığım bir şey. Her gün öğle arasında yarım saat spor yapacağım. 40 dakika. Çünkü abi şöyle, hakikaten çok erken kalkmak zorunda olanlar var. Yani 8'de işe başlaması lazım ve kahvaltı mamaltı dedim, 6.30'da falan kalkıyor. Bu işler, bu insanlar da sharp 5'te çıkmıyor işten mesela, uzuyor. Evet, tabii 8'de 9'da çıkıyor ve o zaman ölmüş oluyorlar ve o zaman gene spora gideleri gelmiyor, gideler. Okey. Tamam. Bence şimdi, yani şey, okay, olay mantıklı. Empati kuruyorum. Öğle arasında squat yapmak tabii. Bana hırslı geldi o. Ya hırslı olabilir. Ama şey düşününce tamam, başka vakti yok abi, ne ara yapsınsa okey. Evet, benim yapan tanıdıklarım var. Evet. O kısım mantıklı ama değil. Ama şey, bu benim ikinci workout'umu yapmam lazım gibi yani. Evet. Oo, aynen. Ay, popom biraz saldı sanki. 3 saatte squat yapmıyorum. İşte. Bak, popom bir de bütün gel. Gün oturarak mı çalışıyor acaba? Çünkü bütün gün oturarak çalışan insan zaten başka aslında core hareketler de yapması gerekiyor ya, sadece squat değil. Bu arada tek antrenmanın buysa tabii ki, bak bu arada tek antrenmanın buysa ve hakikaten eğer kadın anlattığı gibi durumsa, her öğle arası kadın gidip sadece squat yapıp geliyorsa, zaten o kadın sporu sağlıklı olmak için yapmıyor. Bir yerden popo bitmenin yolunu squat olduğunu duymuş ve buna ya da yerinde yükselme istiyor. Ya da o da çalışıyor belli ki. Ama kaygıları var işte yani. Görsel olan kısmı olduğu için belki öne atıldı burada. Evet, orada sağlıksız oldu. Ha, belki başka şeyler de yapıyordur yani. İmplant yaptırabilir. Hiç öyle aralarını bu şekilde. Bir öyle arasına baktı implant. Art implantı var. Art implantı. Aynen. Ama şimdi en fazla spor bir adam sensin. Her günkü antrenmanın içinde squat olması mantıklı mı? Her gün olmaz. Değil mi? Yani sonuçta haftada iki kere, üç kere denk gelsin hadi squat. Ama bir çeşit workout var yani. Yani. Belki... Her gün hani, full body de yapılabilir aslında. Gerçekten abi, benim her gün sporumu yapmam lazım ve tek zamanım bu diyen insanın çok daha çeşitli bir workout sistemi olması lazım diye tahmin ediyorum. O da tabii. Sürekli abi hadi squat'ı izleyiz diye aşağıya. Bak, sadece plank yapsa anlarım. Sadece plank yapabilir, bütün vücudun çalıştırdığı bir şey, ama sadece squat olmaz. Evet, çünkü onun nereye çalıştırdığını hepimiz biliyoruz. Evet, popo. Evet, implant. İmplant. Ama işte en çok maaşına yansıyan o demek ki. Wow, okey. Ardına yatırım yap ve implant yaptır abla. Ama gerçi bize soru neydi? Yani benim burada olay şu mu? Yatırımı ardına yapma. Çok huysuz
Terminator gibi bir... Terminator huysuzluğu yapmış. Ben bilmiyorum, anlamadım. Yani sert, İzlememiş mi? Huysuzlandığımı bir şeyleri yok mu ediyor yani? Öyle biri birdenbire hoş bir kadın görünce aşırı ılımlı oluyor. Hayatı tekrar tutunuyor. Bir kere yaşladı mı? Spor neden yapıyor çünkü yaşamak istiyor. Daha uzun yaşamak evet. istiyor. Ama belli ama ki daha az yaşayacak. Evet, kaldırmıyor. Yaşlı evet. adam bir kere kendi karısına ispiklemesin bence. O çok ayıp bir şey. Ne? Yapa yaşlı adamı da karısına ispiyonlamasın bence de şu an. Çünkü kesin bir delil yok elinde. Delil adamın ölümden dönüp durması. Aynen. Adam da evet, kalbinde bir sorun var. Peki yaşlı spor yapamaz mı? Yaşlı spor yapabilir ama yaşlılara bir göre sporlar yapmasın. Var. Demek ki onu yapmıyor. Ha, bu arada yani, abanıyor kızı. Mesela atıyorum bu adamın zaten... Ellerini bırakarak şınav çekmeye falan çalışıyor. Kalp rahatsızlığı olduğu aşikar zaten. Nabzını belli bir şeyin üstüne çıkarmaması lazım. O zaten gidip orada birazcık heyecanlanıyor zaten. Ya, izlerken daha kötü oluyor daha, zaten. Nabız orada bir artıyorken daha da bir de orada squat falan deniyorsa o kesin kalp krizi. Ama işte 6 kilometreli falan yürünebilir. Sonra tekrar 5'e düşersin. 6 yine tempolu. 6 tempolu oldu. Ufak ufak yürüyebilir okay. yani. Bir ota tutarsın ona. Ha, balık aynı şey, fishing simulator. Şey nasıl? Güzel. Onu böyle yürüdüğüne ikna edilir. Ama belli ki amcanın da amacı o değil zaten. Tabii amcanın yürümek istediği yerler başka. Güzel. Evet. Peki böyle bir durumda ama patron sana iyi davranmaya başladı ve terfi var. Ama içinde. Ölecek bunun sonunda. Ya, ama terfi yani görmeden ölebilir. Kalbi durabilir. Bir kere adamı. Terfi işi yattı bence bu kız geldikten sonra. Onun beynini ele geçirmiş durumda. Biri terfi edecekse o ama bence... Ama pozisyonları farklı olabilir. Tamam. Peki bu durumda da biraz bu sessizliğin tadını çıkarmak istiyorum. bu durumda peki patrona gidip açık yüreklilikle şey denebilir mi? Siz, oha, ben çok iyi taktik buldum yani. Siz bu ablanın poposuna bakıyorsunuz mu gibi? Hayır beyefendi. Hayır. peşinden gidip. Ya patronum, sevgili patron, işte siz hani çok gönül verdiniz bu işi birdenbire ama hani fundamental bir sorun var. Hani siz yaşlısınız ve kalbiniz de İyi açık değil. Konuşmak bu ama evet. adam çok açık konuşmak. Hayır siz gördüğünüzü verdiğiniz şey kadının squat yapması değil yani spora hayır, birden tamam işte. Siz, ama siz böyle bir spor yapsanız en azından diyerek böyle daha ılımlı bir workout. Ne var ılımlı workout? Abi yürüyecek adam işte tabii. Ya. Yürüsün diyor. Yürüsün bir koşu bandına çıksın. İşte yürüsün esnesin ama işte çok hızlı yürüyor. Bir saat yavaş dursun orada. O koşu bandında döndürsün insanların squat yaptığı yere doğru baksın o band. Yani peki güzel. Bir şey soracağım. Çok mu personal sanmıyorum. Burada konuştuğumuz birçok şeyden daha az personal. Sen spor yapıyorsun. Evet. Spor yapan bir erkeksin. Bunların hepsi fact. Tabii. Burada tartışacak bir şey yok. Aslında. Tamam. Spor yaparken kendini seksi hissediyor musun? Oh, şu an seksiyim abi falan oluyor musun? Spor yaptıktan sonra hissediyorsun. Yaparken evet. seksi gözüküyorsun. Çünkü bence. Zaten şey kaslar bir geriliyor peki. falan. Aynen. Bir de durmadan bir suratında böyle bir durum oluyor. Peki spor salonunda nefes o anda bulunan bir takım kadınlar senin o esnada seksi gözüktüğünü düşünebilirler spor yaparken. Onu düşünebilirler. Benim de hem düşünüyorlar. Zaten o yüzden ona konuşuyorum. ama dengeye bir sorun benim spora nasıl gittiğimi. Sesim çıkmıyor farkındaysan. Beni orada böyle abi, sen çuval da giyip gitsen sen şu anda da seksi gözüküyorsun. Hey. Hey seni kapatsana şapşal. Programı hemen. Güzel şu an kapatsana programı. O güzel dudaklarını kapat artık be. Deli. Bayılacağım şimdi sinirden. Böyle oldun tabii. Neyse abi öyle senin bir bence. Senin en büyük korkun mu? Bizim burada birden hunharca sevişmeye başlamamız. Ya alırım herhalde. Masada gerçek devirip. Ya inşallah öyle bir şey yaşamam. İsmail'in üstüne atlayacağım şimdi. O yüzden sakinleşin. Peki, rahatsız hisseder misin kendini? Rahatsız hissediyor musun böyle düşündüğün zaman? Nasıl? Yani insanlar bana bakıyor kendisi. Evet ve işte oradaki insanların senin seksi olduğunu düşünmesi seni kötü hissettirir mi? Bu çok bir kere egosantrik bir yerde yani şu an sonra. Hayır şimdi sen umurunda değil nasıl göründüğün spor yaparken değil mi? Doğru. Abi değil sonra. Ben zaten podcast dinliyor oluyorum. Koyduğumda ya da müzik dinliyor oluyorum. Tamam ve yani çok ama ne dinliyor? Acayip dış dünyaya kapalıyım. Bilmiyorum hep değişiyor yani sürekli yeni bir şey. İyi görünme kaygısı spor yapan insanlar var. Kızlarda bu makyaj olarak tezahürünü görebiliyorsun. Evet erkeklerde. İyi görmek istiyorum canım. Ama hayır spor yaparken. Hayır spor yaparken. Spor yaparken hayır, iyi görünüyor. Ama onu yapamam mümkün değil. Mesela onun kaygısı var bazı insanlar o sporlarından çalabiliyor evet, bazen. Evet çok edevatlı gelen var mesela kolunda bileklik aynen, işte kafasında başka bir öyle band, gelip basket işte, oynayan da iyi evet. oynayamaz aynen, mesela çoğunlukla. Değil mi? Maymun, ne kadar çok bileklik spor o kadar kötü. Spor yaparken maymuna benziyorum. Kesinlikle yani. Ya, verimli bir spor yapıyorsun. Ya, eminim bazı insanlara seksi geliyordur. Çok darda olanlar.
Evet, aynen öyle. Ben mesela çok rahat spor yapıyorum çünkü şey, yani spor salonunda benim bir kadınla tanışma ihtimalim yok. Evet. Çünkü yani zekice bir şey söyleme ihtimalim yok spor salonunda, anladın mı yani? Ve öbür türlü zaten kimseyle kapışamıyorum. Asla kapışamıyorum yani. Beni hani benim kaldırdığım ağırlığı benle beraber kaldıran adamlar var. Hani benim işimin bitmesini beklemiyor. Beni kaldırıyor direkt. Bir setle ben girebilir miyim sizle diye. Evet evet, yani hani ya ben daha bitmemişti falan diye şşş yapıp beni de kaldırıyor falan hani. Peki sen hiç böyle çok hoşlandığın bir kızdan diyelim spor salonunda, böyle bir düşünür müsün hani şey yapmayı? Ya yani İsmail nasıl başı çıkar bir şey bilemedim. Hızlıca kafamdan atıyorum hemen. Tamam, yani aslında, sadece şey... Vay, dumbbell kaldırıyorsun ha. Dumbbell dumbbell diyorsun yani. Ya çünkü... Yani. Abi bak. Kim bu be? Belki şok içinde. Dumbbell dumbbell mümeler diye bir türkümüz var. Yani. Bir şey diyeceğim. Bir kere böyle bir şey oldu. Çok saçma bir hareket gördüm. Bir insanın yaptığı. Artık o da spor değil yani diye böyle hani... Çok garip bir ağırlık kaldırma şekli gördüm. O anda da başka böyle hoş bir kızla göz göze geldik. Çünkü o da aynı saçma hareketi gördü. Evet. Tatlı gülüşmeler mi? Çok güzel bir buz kıracı. Evet, güzel gidiyordu. Ta ki kızın kullandığı alete benim de işim düşüp ben ağırlığı düşürmek zorunda kaldım. Gerçekten. Her şey evet. Sonra oldu. Sonra yüzüne bakmadığın için göremedin ne olduğunu. Şey zaten. Öyle sakatlanan da vardır lan kesin. Ay kesin kesin. Yediremeyen var mıdır? Çok kaldırılmaz ha. O kız kaç aydır çalışıyor ki mi? Saçmalık. Evet, kaç kaldırıyordu Allah aşkına? 35 falan, ben o 20'de çalışıyorum daha o halde. Tamam ama abi yani. Ve denedim ha. 35 ilk girdim. Bari yani işte denemeyeceksin abi. Ay o da kötü. 3 falan böyle kal. Ay, kötü. Çok kötü. Çok kötüydü yani. Çünkü belli ki o saatten sonra senin ağrın değil o. Peki sonra telefonu çalmış gibi hemen uzaklaştın mı? Ay telefon. Yani çünkü şey, kramp giriyordu. Ya abi. Ve her şey gitgide daha evet, kötü oluyor. Çok kötüydü. Yani o yüzden ben şey burada kabul ettim. Dedim ki burada sen biriyle tanışmayacaksın abi. Spor salonunda peki jilet olanlar var. Ha evet. İnanılmaz evet. Şıkır şıkır kadınlar. Ama ha böyle... bak bir şey söyleyeceğim. Bak şunu kabul edip basit aslında spor salonunda iyi giyinmek. Yani bir tight ya da jumpsuit ya da böyle bir takımın varsa, güzel bir tight ve üst. Zaten şıksındır. Saçını iyi bir şekilde topladıysan, sporuna bakıyorsan bence iyi görünüyorsun zaten. Zaten biraz kendi zaten seksi bir şey. Biraz zaten hani spora yeni başlamadıysan biraz aha, şeklin şemali evet, düzgünse zaten Titan yardımcı oluyor çok... sana zaten. Evet, yardımcı oluyor. Tamam ama bak o bir tane look yaptın tamam, tamam mı? Eğer inanılmaz fazla kıyafetin yoksa spora giyeceğin, haftanın bir günü şık olabilirsin sporda. O look'u giydiğin zaman çünkü zaten çünkü abi atıyorsun. Deli gibi atıyorsun yani. Hayvan evet, yeterliyor. Evet. Yıkaman lazım. Ve öbür gün hafta ben yine kendime var. O senin nefret ettiğin Los Angeles Lakers şortumla duruyor mu hala? Duruyor lan. bir ara bize bile geldi o şort. Ben bir gün giymiştim. Aa, evet, giymiştim evet, sonra aylarca kaldı. Yok sonra da olmuyor. Kaybolmuyor da bir ve şey. Ve benim amca atletlerim. Evet. Yırtık bir de. Ya bana bütün o muhabbeti sormamın sebebi şuydu. Bengi sana sorayım o zaman. Kadınların squat yapması çok seksi bir şeydirin bu kadar net ve tartışmaya kapalı olması ve kadın squat deyince hemen seks akla gelmesi rahatsız edici bir şey mi? Mesela sen squat yaparken ulan şimdi squat yapacağız tövbe estağfurullah oluyor musun? Ya yani? Şöyle bir gerçek var. Geçen konuştuk mesela. Nerelerde spor yapıyorsunuz oğlum? Ha, hiç önemli değil bak. Gerçekten hiç önemli değil nerede yaptın. Mesela bu down dog hareketi var ya yogada. Geçen böyle bir in-store yogaya başladılar bir arkadaşım. İş birliği yaptığım markayla ya bütün AVM içindeki bir mağazada in-store yoga yapıyorlar. O down dog'da bir fotoğraf gördüm. Gelen geçen herkesin ya, nereye baktı çok belli zaten aşikar. Hayır belki şuna ama orası da vitrin gibi olmuş AVM'de yani. Aynen bu bir konseptti. Yani ama spor salonunda da aynen bir down dog'daysan ya da bir squat'taysan bir arkana bir kolluyorsun. Evet, ben genelde duvara güvende, arkam almayı tercih ediyorum. Evet, ben duvara doğru yapıyorum. Duvara. İşte bu rahatsız edici bir kanı aslında yani. Evet aklımızda bu var demek ki yani, duvara dönük yapıyorsun yani. Sağlama alıyoruz. Evet. Kesinlikle. Hapishanedeymişiz gibi davranıyoruz. Bir de squat yapan kadın çok seksi gözüküyor. İyi yapmıyorsa hiç seksi görünmüyor. Okey verdik mi öyle bir şey var mi? Var abi kesinlikle var yani. İyi yapıyorsa ama temiz. Squat ben de yapıyorum mesela ama biliyorum nasıl gözüktüğümü o yüzden karanlık köşelerine gidiyorum spor salonuna. Yoksa kimse bakacak diye değil. Erkekler kötü görünüyor squatta bu arada. Vay insanlar bakacak çok diye. Kötü ben hani bana su verdi olmasın diye ben çünkü kuasimoda gibi yapıyorum. Bir tür ötekileştirme gibi ama erkeklere squat olmuyor. Görsel olarak sempatik olmuyor yani. Tatsız mı? Erkeklerde daha böyle burpee falan. Ha burpee olur. Burpee şey, ne? Burpee böyle yere atladın. Ha jumping jack tarzı. Yok jumping jack böyle yaptım. Şey. Şınav da jumping jack'in karışımı gibi bir şey. Sprawl'un zıpladığın versiyonu. Sprawl'un zıpladığın versiyonu. Yere atladım, bir şınav çektim. Kendimi tekrar havaya fırlattım. Havada böyle bir
hareketimi yaptım, sonra tekrar aşağı indim. Ya da böyle halat malat değil mi? O halat. Bu arada çok büyük yanlış ya. Bence ya. Halattır, kamyon lastiği ittirmektir. Bence çok yanlış ve bir akımdı ve bitti, şimdi de onu bokluyorlar. Neden? Yani. Yani. Kötüydü crossfit bilmem ne, biz kendi sakatladınız. Ha. Crossfit öyle bitti mi crossfit? Aa, bilmiyordum. Azalay doktorlar tarafı genel bir kanı abi, artık şu an farklı. Şöyle bir şey oldu. Degrede mi? Şöyle bir şey oldu. Çocuğu sanayiye verdi crossfit. Sadece crossfit. Bütün gün lastik itiyor. Bir ara Amerika'da bu kadar hype oldu ki ben sadece crossfit yapan erkeklerle çıkarım. Yani kızlar falan türeyince hayatı boyunca spor yapmamış adam kendini crossfit box'larında bulmaya başladı. oğlum sen yani yani 10 kere falan eğilip kalkmışsın hayatında. Abi spor altyapının olması gerekiyor değil mi? Yani. Crossfit evet, yapmak ağır, lazım. Ağır abi. Ya da ona çok daha böyle alttan başlayıp böyle yavaş yavaş evet, bir şeyler yapmak lazım. Çok, halat değil de ince zincir. Küçük salladın. Ben ilk crossfit'e başladığımda ben de sakatlandım bu arada mesela. Evet hepimiz. Şu rıza hayvanlarıyla falan gittim. Evet. Ve 3 senede spor yapmıyordum. bir yani merdivenden omuzlarda indim yani. Çünkü çok sağ olun. Bir arkadaşımız kusmuştu hatırlıyor musun ilk antrenmanında? Aynen. Çok iyiyim zannediyorum. Yapabiliyorum hakikaten. Çünkü kalbim falan elverişli yapabiliyorum ama kaslarım değilmiş. Ve yanıyorlar, acıyorlar. O çok acı bir an. Beynin isteyip vücudun hocam yok ya dedi. O Matrix'ten de bir sapak da yok orada yani. Evet, yapacak bir şey yok. Sonra bir kalktım böyle falan yürüyorum. İyiyim abi herhalde falan. O kaslar soğumaya başladığı anda birdenbire gerçekten böyle emiklenmiş. Ne gibi? Aynen. Böyle işte ne gibi biliyor musun? Kaprisan. Böyle, iyice böyle çektim böyle. Önce yüklettim. Oldu evet. Falan. O hale geliyorsun. O hoş bir şey değil. Anladım. Ya orada hocaların çok sağduyulu olması lazım. Yani bazı hocalar hakikaten bu hype'ı suistimal ediyordu ve işte madem crossfit'in ne olduğunu görmeye geldin. Madem crossfit, şimdi benim camları sil bakalım falan. Karate git tarzı. Ona giriyordu. Bazıları diyordu ki evet sen hiç spor yapmadıysan dur bakalım önce seni bir ısıtmamız lazım. Kafası az çalışan personal training diye bir şey var. Of Allah kahretsin. Çok var. Ve şöyle düşünüyor. Ha yap bunu da yap falan herkes sakatladılar bir dönem. Ya bir de herkes böyle bir sert hoca şeyini falan çok seviyor bazen. İyi çalıştırıyor gibi oluyor. Evet evet. Ben acımasızımdır falan diye. Sana şu ya. Da var. Moda da. Para veriyorum beni az çalıştırdığın gibi. Sen hiç dazlak bıçağı yedin mi diye geziyor. Salonda. Baya öyle yani herif sert. Hiç dazlak burpisi yaptın mı? Evet evet. yani kafası kazılı falan. Ya o gidenlerin de suçu. Sen beni az çalıştırdın bu kadar para veriyorum gibi oluyor. O da onu yükleniyor falan. Evet, kötü bir kısır döngü. Şey gibi. Bu köpürmezse temizlemiyor hissi aynen var ya. Aynen öyle. Ya ben iyi bir spor işte iyi bir workout sonrasında benim kıpırdayacak halim kalmamışsa iyi zannediliyor. Halbuki değil lan. Değil. Yani, evet, senin hala fonksiyon edebiliyor. Ben bazen sırf devam etmek için ne kadar vaktim varsa o kadar. 40 dakika o gün vaktim varsa hani gideyim 40 dakika da olsa yapayım çıkayım. Yani çok terlemiyorum ama yapayım. Zaten yani. Randımanlı bir 45 dakikanın en iyisi olduğunu söylüyorlar. O 1,5 saat sporda kalma falan iyi değil. Hani ama gerçekten mesela 30 saniye dinlenmen varsa sadece 30 saniye dinleneceksin. 1,5 saat ama o şey için geçerli. Bodybuilderlar için. Kardiyo ağırlıklı bir şey yapıyorsan yavaş yavaş 1,5 saatte onu kaldır bunu indir falan öyle bir durum var. Konu aynı mı hala? Bir telefonuma baktım geldim. burada peki iş yerindeki amcaya geri dönecek olursa bence pek bu sağlıklı bir şey değil mi? Ya amca wow patron amca amcacığım ihtiyar yaşlı dede yaşlı nefreti yaşlısın. Geliyor ya patron siz çok sağlıklısınız bu ara spora falan ilginizi çok çekiyor ben de çok hani geekiyim bu işin. İsterseniz yardımcı olabilirim. Ben de biliyorum. Yalan söyle. Ben de çok iyi biliyorum bu işleri. Çok size uygun işte size bir program yazayım ben. Size bir program yazdım falan filan. O programda o program yapmakla uğraşıyoruz falan. 20 dakika 3 kilometreyle yürüyün. Sonra oturun bir ayran için. Program. Programımız bu. Program. Anladın mı? Ölmesin adam. Yatı duyun. Adamın böyle hani yüksek ihtimalle elimizde kalmayacak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bu programın en büyük özelliği patron siz haftaya görün. Haftaya geberteceğim size falan dersin. Bu antrenmanın en güzel özelliği bunda şey oluyor. Ölmüyorsunuz. Aynen. O yüzden bunu sürekli yapabiliyorsunuz. Öyle yaşıyorsunuz yani. Hayatta kalıyorsunuz. Allah uzun ömür veriyor bu antrenmanı. Squat yapan kadınları da izleme fırsatı var. Hani her şey istediğiniz gibi. Bu onaylıyor muyuz adamız böyle küçük biz? Ne adamız ya? Şimdi bak spor salonunda kadınlara bakmasın. Nasıl bakmasın? O koymuş kafaya ya bakacak. Tabii. Beklentisi de yok hayattan. Ve yani ölümden dönmüş iki kere ya hala orada. Onu sen engelleyemezsin. Yapacak bir şey yok ya. Ne de ama. Herif diyor ki yaşayarak ölelim be.
Evet, bence burada çok güzel tavsiyemizi verdik. İsmail'de dıdımtı punchline şakasını yaptı. Geçiyorum. Can Temiz bir tane erkek ismi. Kaygı. Kaygı diyor ki, selam şeflerim. 36 yaşında Antalya'da bir turizerval. Pilim düştü. Tamam. Akran gibi oldu. Selam sıradan şeflerim. 36 yaşında Antalya'da bir turizmciyim. Ama Antalya'da turizmci deyince hemen aklınıza Almanların akın ettiği çirkin animasyonlu Arap temalı oteller gelmesin. İngilizler akın ediyor genelde oraya. Okay. Biz karımla beraber adam turizmci, adam Toroslar'da doğa turizmi yapıyoruz. Küçük bir butik otelimiz ve iki tane de alpakamız var. Ne? Alpaka hayvan değil mi ya? Hayvan. Ne hayvanı? Alpaka ne arıyor lan burada? Lama. 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 Hmm. Lama'nın daha sevimlisi. Toroslar'da Develik var ya. Develik ufağı hatta. Evet. Tavşanın bir yani, hayvan üstünden mi anlatacağız başka? Alpaka? Oy ne ya geçmiş. Var. Develin alpaka çiftliği var Türkiye'de. Buralarda genelde turistlerin yüklerini alpakaların üstüne yükleyip Torosları gezmesi üzerine bir turizm alpakaya var. Alpakaya binilmez lan. Ama bu hayvan sömürüsü. Hayvan etler. Yüklerini bizi. Ay susun be. Ama bu hayvan sömürüsü olduğu için biz buna karşıyız. O yüzden alpakaları sırtlayıp falan tabii. Gel gelin Torosları ve alpakaları çok seviyoruz. O yüzden sadece besliyoruz. Yakın zamanda da bir yavru verdiler. Turistler de onları beslemeyi, onlarla oynamayı çok seviyor. Geçinip gidiyoruz. Yalnız problem şu. Eşim alpakalarla ilgili aşırı endişeleniyor ve bence bu hayat kalitemizi düşürmeye başladı. Kadir ve Türkan koyduk isimlerini. Yavruya da Sezer dedik. İşte diyor ki, ya Kadir koşuyor, Türkan koşmuyor. Acaba bir şey mi var? Kadir hep yalan, solundan su içerdi. İki gündür hep sağdan içiyor. Acaba bir şey mi oldu? Kesin bir şey var ya. Yok efendim. Sezer sürekli kendini yere atıyor. Hasta mı? Ya hayvan iki aylık yürüyemiyor daha. Yürüyemiyor. İşte yok, tükürüyorlar birbirlerine, bir sorun mu var? Ya varsa da var, lama bu, tükürsün diye aldık. Tüküre tüküre çözecekler işte. Gecenin yarısı hayvan bağırıyor, hayvan çünkü ve bağırıyor yani. Hemen kalkıp baksak mı? Alpakalarımızı çok seviyorum ama bu tempo beni gerçekten yormaya başladı. Hayvanların bütün bakımıyla işim ilgileniyor ve çok vakit geçirdiği için çok takıyor gibi hissediyorum. Bir de geçenlerde hakikaten Kadir'in bir sorun çıktığı yerinde veterinere gittik vesaire. Ondan sonra abartıyorsun da diyemez oldum. Sizce alpakalarımızla nasıl daha kaliteli bir yaşam temposu yakalayabiliriz? İyi yayınlar, sevgiler demiş. Söyleyeceğim çok şey var. Yani bir kere tebrik. Bıçak ısırmak evet, gibi. Çok yani. Orijinal soru. Evet. Yani öyle bir dert. Tamam. Fakat alpakalar tükürüyor mu? Evet. Niye sen alpaka uzmanı? Sen niye alpaka uzmanı? Sam Hawaii Nova bilmiyorum işte yani. Okey. Alpaka peki lamaya mı alpaka deniyor? Benim bildiğim alpaka hayır, abi, alpaka küçüğü. Onun bir küçüğü. Evet. Daha tüyü, daha kıvırcık, daha bir şey. Ha, lama ha. Da şey burada. Ya, lama da alpaka yazmak da varmış. Onun vahşi olan bir türünün gene daha evcil hali falan. Bunlar böyle yani ne bileyim kedigiller gibi bir gil bu yani. Alpaka da o gillerden bir tanesi. Alpaka yünü battaniye mi var? Ha işte. Toroslarda varmış meğersem bu. Nasıl yazılıyor lan? Alpaka. Toroslarda gezme turizmi var çocuklar. Bak ben andım anlatıyorum. Gezme turizmi bu. Şimdi ben Torosları gezmeye gidiyorum. Benim ayağım ağrıyor. Alpaka veriyorlar benim yanıma. Tamam mı? Ben diyorum ki merhaba diyorum ki biz Torosları gezecektik. Yani çok tatlı bir şey ya. Çok tatlıymış lan şerefsiz. Bundan ben de istiyorum, ben de bakacağım. Müthiş bir şeymiş. Ben geldim Toroslara. Merhaba, ben Toroslara gezmek istiyorum. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun bu sizin için alpakanız bu. Designated alpaka. Yani tamam demeyeyim dedim ama. Aynen designated alpakanız bu. Buyurun. Tamam ne yapacak bu? Ben biniyor muyum bu arkadaş? Hayır olmaz falan. Ama eşyalarınızı koyabiliyorsunuz üstüne falan. Yok ama eşyam benim. Yani ya sonra ben kendi eşyamı koyayım. Ya buna binilir mi ya? Binilmiyor, binilmiyor. Anam ya. Eşya taşıtıyor. İnanılmaz tatlı bir şeymiş. Neyse. Neyse daha iyi bir şey gibi söylemedim de yani. Okey. Bu alpakalar benim yanımda yürüyorlar. Biz Torosları gezdik. Bu böyle bir turizm var. Evet. Alpaka evet. Terapisi gibi. Aynen. Ya işte o Torosların ne bileyim otantik hayatın bir parçası olmuş bir şekilde. Ya bilmiyorum alpaka yetişir mi Toros'ta? Saçma bir şey geliyor. Ya dışarıdan aldın ve yetişti. Şey, Konya'da mı vardı alpaka çiftliği? İç Anadolu'da bir yerde vardı. Demek ki oluyorlar yani. Evet. Asıl tabii ki yeri Peru bildiğim kadarıyla bu hayvanların evet, evet. Ama galiba ithal falan ediyorlar. Ama tabii. Bir şekilde olay olmuş. Öyle bir şey olur ya mesela bir turistik bir yerde birisi bir şey bulur ve sonra geri kalan herkes aynı şeyi yapar. Evet. Onun özel şeyi gibi. Bir yer herkesin angora tavşanına sahip olması gibi. Ya da Şirince, bütün kamyoncuların. Şirince'de herkesin kuru fasulye satması gibi bir onlar şey. Onlar kumarhaneydi hepsi bu arada. Saçma sapan konuşmayın. Aynen. Yok Şirince'deki kuru fasulyeciler gerçekten. Okey. Alpakasını alan geldi burada falan filan. Alpakasını alan geldi gibi. Biri de alpakanı al bir gel. Bir tane adam da var. İşte bu şeyin ismi neydi? Kimin? Sen söyledin ismi. Kaygı. Kaygı. Kaygı bozukluğu.
Soyadı bozukluğu. Bozukluğu değil mi? Karısı mı taktı kafayı? Hayır. Evet. Ha, evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hayvancıklarla ilgilenecek birine bir bütçe ayırsınlar. Kadından bu baskıyı biraz alsınlar. O takmış kafayı, obsesif şu an. Kadın, evet. Kadın iyi yapmamış kendini. Evet. Yazık, onlara da gel sırf onlarla iş ilgilenmek olan biri baksın. Ama acaba da yani kesinlikle bence daha sağlıklı. Ama acaba ikisi de şimdi iki kişi bir otel açmışlar falan, acaba şey mi yok? Belki bütçe yok, bilmiyorum. Tabii bu bir bütçe yani. Her şeyi hani kendileri yapmaya çalışıyor. Bidik otel gibi mi bu? Ya bidik, çok böyle bu kaygı vardı. Bidik otel. Kaygı gerçekten çok yakışır bir isim oldu soruya. Kaygı, evet, ciddi evet, bir kaygı evet. bozukluğu var alpakalarla ilgili. Yani birazcık şeye ikna etmeye çalışılabilir. Alpakanızı nasıl eğitirsiniz? Hani, ya bunlar da alpaka yani, sonuçta yüzyıllarca yaşamış bu hayvan. Hani sağdan da su içebilir, bazen soldan içebilir. Hani sen de şaşırtıcı bir insansın sonuçta. Hani senin de bir günü bir gününe gerçekten bazen tabii. tutmuyor yani. Alpaka da hani esereklendi belki. O kızdı tükürdü, kızdı tükürdü. Sakıldı bağırdı. Yani o da alpaka sonuçta. Yani o da yaşıyor. Hani her şeyi bu kadar içselleştirip takmasan mı acaba? Allah'ım neler yani konuşuyor. Adam da bütün alpakaların... Adam da alpakaların bütün yükünü kadına yükmüş gibi. Aa, kelimelerin hiçbiri doğru değil. Hayır değil. Kadına yükmüş mü? Yükmüş. Alpakalar niye hepsinin yüküne falan diye böyle azıcık evet. şey söylüyor. Yükmüş. Alpaka çağırıyor burada. Aynen. En son hepimize hızlıca tükürüp gidecekmiş gibi bir şey söylüyor. Alpaka mı oldun sen biraz? Alpakaların bütün yükünü kadının üstüne yıkmış, onu tekerleme gibi. Evet, evet. Dolayısıyla peki, kadın biraz yani sen ile ilgilenmediğin için acaba... Biraz paylaşsın, evet. Evet, evet. O yüzden böyle yani... Yani kaygını, adamın adı kaygı. Evet. Kaygının ilgileneceği yok. O zaman benim her şeyi gözlemliyor olmam ve evet. bütün şeyi... Ya hanıma desin ki biraz o yük ona kalmış gibi. Evet. Ya işte... Yemleme bende desin. Ufak atıyorum. Alpaka bugün birazcık huysuz sana da öyle gelmedi. Sezer. Sezer. Abi. Sezer birazcık bugün huysuz sana da öyle gelmedi. Hemen diyebilmen lazım ki... evet bana da öyle geldi ama ya ben da sonra yok, ben onu sabah sevdim bir şey yok. Ha, bravo. Aynen baktım işte ya baktım bugün işte ödül maması verdim ona. Gitme üstüne Sezer'in gibi. Hani... Ödül maması ne verilir alpa? Fare mi vereceğim? Yok canım, otçuldur değil mi? Otçul. Otçul. Ya ne verdin işte? Ot, azıcık daha ot verdin. Biraz daha bir değişik bir ot verdin. Bir şey verdin. Maydanoz verdin. Ya da işte adını yazdın otlarla, o şekilde yedi falan. Türkiye'nin ilk alpakası Fatma Girik midir? Ne? Tükürdüğü için mi? Evet. Nasıl şaka? Zayıf. Wow, çok inanılmaz iyi. Zayıf şaka lan. Çok. Her şeyle. Yani. Wow. Lama okay. Öyle demeyin ya. Ha, ha? Bak. Aa. Ha. Evet. Oo. Daha da kötü. Daha da tabii. Yani bu sıvamak oldu. böyle bir durumda mesela atıyorum kedilerle sizin evde kim ilgileniyor? Ya. Hep mi sen? Yoksa bölüşülüyor mu? Yoksa bazen sen bazen Burcu mu? Yani ben hiç ilgisiz değilim abi. Onu şey yapmam. Burcu'nun ama... cana atadığı görevler var. Onları yapıyor galiba gibi. Galiba öyle. Evet. Evet. Okey. Evet. Bak bizde de mesela ben çıkarıyorum sabah köpeği. Akşam Öykü çıkarıyor. Zaten bak yani. Ama bu organik geç. Ben erken asıl kalkıyorum. Asıl sahibinin Öykü olduğu çok belli. Çünkü köpeği diyor. Köpeği. Yani the dog. Hani, adını söylemedim köpeği diye de Tom'a yani. Tom'a falan değil evet. Yani. Ha Tom, neden böyle özel hayatına dair bir şey gibi hissettim ve söylemek istemedim. Ha, zaten Öykü'ye de eşim diyecektim ama dedim ki abi biliniyor zaten Öykü benim eşim falan. O kendi içimde çok şey yaşadım. Baştan peki, anlatıyorum. Tamam. Tom'a'yı sabahları ben çıkarıyorum. Hı-hı. Akşam Öykü çıkarıyor. Çünkü sabahları ben erken kalkıyorum. Ve dolayısıyla ben çıkarıyorum. İyi geliyor mu sabah bir Tombi'yle yürüyüş? Evet evet. Yani, ne yapıyor? Ya. Orayı kokluyor, burayı kokluyor. O hemen hızlıca herkesin arabasının içini yapıyor. O ona bağırıyor. Sen Toma ile ilgili hiç kaygılanıyor musun? Hmm. Herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili. Ya köpek niye böyle bir işin var diyor musun? Bir durum olduğu zaman. Yani mesela atıyorum işte tuvalete çıkmadı ya da tuvaletinde böyle bir bazı olaylar var. Ya da işte bazen hakikaten yatıyor. İşte o ateşi olduğunda falan oluyor genelde. Yani çok aktif bir hayvan abi. Ve yatıyor abi herif. Uzun süre yatınca bir kıllanıyorum diyor ki buna bir şey oldu herhalde. Ya şu yanlış mı? Ben ama dur yere endişelenmek işte birden bir hani geliyor kucağımıza atladı. Ay bir şey mi oldu bu? Evet seveceğim hayvan yani şimdi bir şey olmadı abi. Ay bir derdi mi var acaba? Bizi sevmesin. Ya ben bir de onun konularda çok yanıldım. Ben Geralt çok bağırıyor. Yani dur yere bağırıyor, duvara bağırıyor, kapıya bağırıyor, bir şeye bağırıyor falan. Kaç kere veterinere götürdüm. Korkutuyorlar insanı evet. Kediler de var o iş. Şey falan dedi yani işte ya işte mamayı beğenmemiş falan gibi. Böyle yani. Şey. Onlar peki paralel evrenleri görebiliyorlar diye böyle geliyor. Ya veteriner de bilmiyor bu arada. Nereden
bilsin neye bağırdığını bir şey tahmin ediyor. Whoopi Goldberg değil mi veteriner? Haya. Şey Eddie Murphy. Hayır, kontrol ediyor. Bir yerinde bir şey yok hayvanın. Demek ki böyle psikolojik falan diyor. Psikolojik. Arada biz pasiflere falan verdim ben hayvana ya. Şu yanlış bir yanlış bir kanı mı? Kedi otu. Ha, o kötü geliyor ama galiba kediye. Kedi otu da artık bulunmuyor yani bu yakada. Allah Allah. Kedi otu ne yapıyor kediye? Benim hiç fikrim yok. Yani çok mutlu oluyor böyle. Çok mutlu oluyor. Heyecanlanıyor, ama enerjik oluyor. Arkadaşlar teneffüsten evet sonra devam edeceğiz. Tamam. Güzel. Hadi simit ayran. Alpakalar dendi. Zil çaldı okulun zili. Bu saatte bir daha kayıt yapmamız karar verdik. Hayvanın gerçekten ciddi bir problemi varsa bunu gözden kaçırmak mümkün değil gibi geliyor bana. Değil. Aynen, anladın mı? İşte o yüzden kaygılanmıyorum. Ya ortalığa işiyor, sıçıyor, kusuyor, bir şey yapıyor. Ya bir şey olur. Ya yerinden kalkmaz. Ya garip garip miyavlar. Evet, ne bileyim ya. Evet. Sana bunun sinyali verir gibi. Hayvanın zaten işte ya ben bir tatsızım galiba falan deme opsiyonu olmadığı için daha fiziksel bir dille belirtiyor sana. Evet, yani egzecere ediyor zaten evet, hemen. Allah! Ya ben bir... ya ben bir tatsızım. Tom'a bağlama çalıyor evde. Ya Tom'a'nın bir şey mi var? Bağlama hiç çalmazdı. Ha bir de böyle yo çalardı herhalde ama içli içli. Ama ya başka bir sanki makamdan çalıyor bugün falan gibi. Evet, kaygı. Yine soruyu unutturan bir geyiği kaptırdık kendimize. Ha, ne yapsın kaygı? Sen evde kedilere kim bakıyor? Kediler beraber mi bakıyor? Ya kedi bakımı zor değil ya. Kumunu değiştiriyoruz, mamasını veriyoruz. Seviyoruz bu. Wow. Wow. Pardon. Hareket edemiyor. Evet. Ama sizin kediler daha küçük olduğu için biraz bakıma muhtaçlar. Yani bir yaşına gelmedi. 8 aylık falan aldılar gene. Yani ayı gibiler yani şu anda. Büyüdüler tabii. Evet. Çok büyük, çok büyük. Benim sevgimi yitirdiler. Yani köpek gibi değil ya. Yitirecekleri boyuta geldi. Köpek zor mesela. Yani sabah akşam gezdirme en düşünülmesi gereken şey köpek sahiplenirken. Sabah öğlen akşam oluyor bazen. E tabii. İşte. O çok büyük iş ya. Çok bakma çok çok. Ama oyun oyun yani ne yapacaksın? Hayır, çok güzel bir geri dönüş alıyorsun. Ben de köpek insanıyım normalde ama çok zor. Ben şu an sabah akşam onu şu tempoda gezdiremem. Dolayısıyla şu an o yüzden köpek sahiplenmiyorum. Ya peki ben şunu söyleyeceğim. Ya tabii ki hayvanı çocuğun kadar sevemezsin ama gerektiğinde çocuğuna göstereceğin ilgiyi gösteremeyeceksen hayvanı alma zaten gibi bir tabii şey söylemek yanlış değil bence. Yani. Hayır kesinlikle yani. Bunu bir dakika. Çocuk bakmanın etik olarak düşünelim. Daha kolay çocuğun kadar daha kolay bakılan bir çocuk. Çocuğun kadar sevemezsin. Sevmek değil. Köpeğini İyi göstermeyeceksin yani. Çocuğun değil o senin. Evet. Hayır işte onun zaten çocuk gibi beklentisi ama yok. Yemeği, biraz sevgi, ki biraz bir şey. Yani hani onları verebileceksen. Tabii ki çok sevmek zorundasın ki zaten çok seviyorsundur da. Yani evet, sevmediğin ilgi. Yani can bunu mu alttan alta hayvan sevmiyor mu biraz? Onu mu şey yapmaya çalışıyorsun? Ne diyorsun? Bir dakika hayvanları bu kadar sevmiyor yanlış. Empati kurmaya çalıştım. Şimdi kedisini evladı kadar seviyor mudur? Sevmiyor olabilir. Sevmek gibi. Hayır mesela şöyle olaylar oldu. Ben ikisini bir süre, çok uzun bir süre, bir seneye yakın farklı yerlerde tuttum. Çünkü çok uzun tüylülerde daha günü onları anlayamıyor. Onlar onu kabullenemedi falan. Ama mesela şu an bir aradalar. Evet. Ama şunu yapabildim. Mesela Sarp daha duygusal davrandı. Hayır dedim. Ayrı kalacaklar şu an. Yani onu biraz koyabilmek lazım evet zaten. Tabii ki o yüzden ben evet. Aynı özeni gibi göstermeyeceksen çocuğun diyorum. Gibi aynı özeni göstermeyeceksin hayvanı bu arada şu an seven düşününce. Var. Çok aynen var. Öyle. Sevgiye taktım. Evet. Ama yok ya ben şu an kendi içimde bir şeyler yaşamaya çalışıyorum. Çocuğu yerine koymak başka bir şey ama çocuğum varken zaten o konumlanıyor. Zaten. Kardeşi gibi küçük kardeşi evet, gibi bir şey oluyor. Şey oldu evet artık. Yani evet tatlı bir şey. Ha dolayısıyla evet, adamınki de çok sağlıklı değil yani ama işte onlar da takılıyor gibi de değil yani. Hani evet, gerçekten tabii. Yani ikisinin bir ortası bir olmalı. İhtiyacı evet var. Kadının adamın bir ortasında bir nokta bulmak lazım. İşte evet aslında ilk başta Can Temiz'in söyledi. İkisi de eşit miktarda eğilecek. Aynen. Olursa zaten dengelenecek. Daha orta nokta kendi bulmuş olacak yani. Alpakaları bizden başka bu kadar önemli. Alpakaların derdine Türkiye'de en çok alpaka demek konuşulan bir 30 program yaşadık yani. Devam yani. Ciddi canla başla terleyerek çözmeye çalışıyoruz. Aynen, yani alpaka konferansı falan yapıldıysa bir orada konuşulmuştur. Evet. Çağırırlar. Bizi çağırırlar zaten. Çünkü uzman gibi bir şeyiz şu dakikayı ne, yakın yerdelerse gidip severim alpakalarını. Alpaka çok tatlıymış ya. Çok güzel. Çok tatlı. Toroslar. Toroslar da çok uzak ya. Ha doğru Toros'a. Aa gidemem. Antalya'daki ama alpaka sevmeye mi gidiyorsun? Ha. Yakında Kolay'da alpaka varsa yazın da seve. Kolay'da. Yakın şey yani. Riva Miva Polonezköy falan şey, oralar. At yarışına bir gidelim ya. Düz ayak alpakası evet olan varsa. Tamam sırayla önce at yarışına gidiliyor. Sonra önce biz eğitim burnumuz var. Alpaka sevmek bu çok kalabalık. Çok eksesif bir şey. Hani onu yapmayacağız çok, kesin. Onu yapmayacağız. Ama Antalya'ya gidebilir. Yani. Antalya'daki o otelleri biliyor musun peki? Hayır. O bahsettiği o otelleri yani. Onlara maruz kalmadınız mı hiç? Nasıl kalınlar lan onlara maruz? Tatil köyü mü?
Ya değil değil. Ya? Ya bu işte çok lüks sözde ama değil, dandik otel ama evet, her şeyi böyle çakma lüks yapmışlar işte, böyle bir hani ne Arap gibi? Oteli gibi yani. Ha, okay. Anladım, her şey çakma, açık altın sarısı falan şey, böyle. Şey plastik yani, meyveler var nasıl ya? Ya, ya anlarsın ya, o çok kadar lüks otel değil ama her şeyi lüks gibi yapmaya çalışmış. Malzeme kaliteleri düşük ama evet, gibiymiş evet, duruyor. Evet evet, her okay, şey şatafatlı ama malzeme dandik ya, falan. Ya çok gösteriyor, otele bakmış. Bunu yapmak lazım beyler demiş. En ucuz maliyetle onu yapmaya çalışmış. Onu yapmaya çalışmış. Ama onu da tasarıma masarıma vermemiş parayı, hani şatafata vermiş. Onun yani, yerine çok salaş ve iyi malzemelerle bir büfe falan açsa zaten uçuyor gidiyor yani. Büfe. Sandviç. Hayır, büfesi olsa yani, böyle açık büfesi olsa falan. Ya bu otelinde işte hamburgeri güzel dedirtebilsen en azından bir şey. Oraya da bu yoksa. Almanlar, İngilizler hakikaten gelip eğleniyorlar. Ben o şey gibi geliyor yani. Hmm. Hani, hayır, bazen biz de mu hataları yapıyoruz sıcak Avrupa'ya falan gittiğimizde? Hakikaten seviyorlar mı bu insanlar? Yani acaba ya da bize acayip mi? Ay bak, gerizekalı nasıl eğleniyormuş normalde falan gibi mi acaba eğleniyorlar? Çünkü kimse eğlenemiyor. Yani çok değişik geliyor. Abi buraya girince beyni bırakacaksın falan diye mi geliyorlar acaba? Her şey dahile gitmeyeli ne kadar oldu? Of. Çok, hiç belki. Ben çok küçükken gitmiştim en son. Her şey dahile. Yani çocuk şey için müthiş bir şey ya. Otelden çıkmıyorsun değil mi? Aynen, çocuk eğlemek için müthiş bir şey. Ben de çocuk var. Animasyona gidiliyor falan. İşte animasyon abi. Düşünsene ya, bir anne baba çocuğu güvenli yerlerde tutmak istiyor. Bir mecbur her şey dahile katlanıyor da falan. Peki yani animasyon bir çok kötü animasyon. Terörist eylem midir? Animasyonun iyisi var mı ya? Mizah terörü diyebiliriz. Animasyonun iyisi. Yani ne ki? Animasyonun yani, iyisi. Bir sirkte söyleye çıkmaz ama. Hayır, aşırı neşeli adam var David başında. David Copperfield gelmiş. O organizasyonun başında uzun saçlı aşırı neşeli adam var. Havuza mavuza itiyor yani. Evet. Ha, o bir anda havuza itiyor. Çok dinamik bir Barış Manço gibi. Çok genç. Aynen, genç. Ama yok, saçını inanılmaz gererek arkadan topluyor. İnanılmaz tacı var, jöleyle. Tacı, taç takmak taç zorunluluğu var. Ve böyle topluyor. O kadar yanık ki böyle sürekli krem sürmek istiyorsun adama. Hani. Hasan Şaş kolyesi var. Yoğurt alıp. Biliyorsun değil mi Hasan Şaş kolyesini? Maalesef. Ben bunu nereden biliyorum? 2002'de çünkü Dünya Kupası izledin sen. Evet. Kenan Doğulu kolyesi biliyorum ben. Güneş. Evet. Yok, bu Hasan Şaş kolyesi. O neydi? Ya bu şöyle deri kayışlı değil aynen, mi? Aynen, deri deri. Birkaç tane de tahta ornament var. Survivor'daki herhangi birinin herhangi kolyesi. Biri. Aynen. Hasan Şaş onu 2002'de buldu. Biz burada yaşıyoruz falan deyip tuhaf tuhaf deniz meniz materyalleri de evet, takabilir. Mesela bir tatil ha, beldesinin... Midye var. Bir tatil Kumru beldesinin daimisi yani oranın aslında yerli halkından olduğunu belli eden kimlik yerine de geçer o. Wow. Hani biz evet, kışın da buradayız kolyesi o. Afrika kültüründen aldığımız bir şey bu. Aynen, bandanası oluyor. Bandana tatsız bir şey. Bandana'yı garip söylüyorsun. Buna bandana. Evet. Bandana. Bandana. Dandırı hakikaten anıyor, börek gibi oldu. Evet. Lise. Ne oldu kayısı? Geçen programın kayısısı. Ne oldu köy kayısısı? Rengamen unutmaz. Kayısı ve bandana. Kayısı bir şeyde denir. Biz kayısı ve bandanayız dostum. Yumurta tarif ederken değil mi? Kayısı derler. Aynen öyle. Evet. Allah belalarını. Kayısı kıvamında. Ha, kayısı. Ben uzun süredir yemek tarifi vermiyorum. Lütfen bir tane versen. Vereyim mi bir tane? Lütfen. Bak. Geçen bir şey yaptım. Çok zor yapıldığını düşündüğüm bir şeyi niyeyse hiç olmayacak bir saatte sabah 8'de falan hazırladım. Okay. Güno'ya ek gıda olarak sundum. Okay. Hiçbir bebeğin ek gıda olarak bunu yediğini zannetmiyorum. Fellah köftesi. Wow. Aa, gördüm. Aa, gördüm. Bulgur köftesi. Sen mi yaptın onu? Full. Ben yaptım full. O çok bir anda bir geldi. Gayet de güzel. Evet, ben şey, bunu proper duruyordu. Ama sonra vereyim tarifini şimdi. Hayır, hemen şimdi. Vereyim ha, şu an. Şu an ne yiyeceğiz biz akşam? Çiğ köftelik bulgurun nu ediniyorsun. İnce bulgur. İnce. İnce. Pilavlık vardır. Çiğ köftelik. Çiğ köftelik. Bir bardak. Yeter size. Bir bardak. İçine işte belli oranda un. Yarısı kadar. Tamam. Ondan sonra ne bileyim salçalı belli malçanı. Belli oranda mı? Biz karıştırırız. O zaman şöyle iki bardak. Belli mi? İki bardak bulgura bir bardak un gibi düşün. Tamam. Önce bulgurları ıslatıyorsun. Şişiyor. Sonra içine unlu katıyorsun. İstediğin baharatları katıyorsun. Salçayı falan katıyorsun. Bunu bir yoğur. Tamam mı? Sonra yuvarlak yap. Tamam. Buradaki önemli nokta birinin serçe parmağını basması lazım o yuvarlaklara. Bunun hepsini basmasak ben yaptım. Ne oluyor? O şekli şemali ha. O. Bence içinin falan niye kıvamı birinin, için. Niye kendin basmış? Çünkü çok uzun. Bir bunu yap. Ondan sonra bunu falan. Ondan sonra onları kaynat. O zaman bu ekip fellah köpü. Aynen. Bana bir serçe parmakçı lazım. Çok tamam. Kolay gaza gelecek. Okay. Okay. Ben yuvarlayacağım. Sen serçe parmak reisi. Elimden gene yaparım. Ondan sonra sen kaynatacaksın. Tamam. Sen de soslayacaksın. Sonra yiyeceğiz. Senin işin erotik biraz. Ben sosluyorum. Sosun içeriğini söylüyorum. Tereyağı, salça. Ondan sonra yine biraz baharat. Üzerinde de maydanoz. Çok salçalı bir yemek bu. Bu belli oranlarda koyarsan çok salçalı olmuyor. Hmm. Direkt tereyağı da yapabiliriz. Çok sağlıklı bir yemek oldu. Can Temiz'in de yiyebileceği de bir yemek evet, oldu. Tereyağı yani zeytinyağı yaptığın zaman ben öyle yaparız. Sana öyle yaparız. Ama parmak giriyor içine. Parmak var. Sen serçe parmakçısın. Ama orada bırakmıyorsun sonuçta parmak. Yani girip çıkan bir şey.
Evet. Peki. Değebilir. Sen öyle diyorsan. Hanımlar beyler, burası O Tarz mı? Yeni sezonun ikinci bölümü diye bu üçüncüden sonra artık söylemeyeceğim için gerek evet. olmayan bir evet bilgi. Aynen onu dedik, öbürünü söyledik. otarzmi@gmail.com adresine yolladığınız soru ve sorunlara içtenlikle cevaplar verip çıkamadığınız işlerin içerisinden çıkmaya devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Ve kalan yılın günlerinde. Ve aynen günlerinde de sezon bitene kadar. Bir şey söyleyecek misiniz? Arar bulur. İzini evet. bilirsin. Zırdelik izlersin. Haydi. O tarz ne bilirsin.